Herkese Esas Mesele'den iyi akşamlar. Yoğun bir haftayı, yoğun bir günü geride bıraktık. Haftaya Diyarbakır, Van ve Mardin'e yapılan kayyum atamalarıyla başladık. Bu atamaların tartışmalarıyla, artçılarıyla devam ettik. Ve bugün de bunu konuşurken gündemimiz biraz değişti. Hayatın içinden büyük bir sorun olarak kadın cinayetleri gündemi, kayyum gündemiyle beraber konuşmaya başladığımız bir konu oldu. Bugün hafta boyunca kayyum gündemini, iç siyaseti, neler oldu bunları değerlendireceğiz. Ayrıca bugünkü kadın cinayeti üzerinden Emine Bulut isminde bir kadının canice öldürülmesi üzerinden gündem değerlendirmemize başlayacağız. Yanımda gazeteci Gökhan Özbek var. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk Fatma Nur Hanım. Nasılsınız? Yoğun dediğiniz gibi, evet. Türkiye nasıl yoğunluk varsa bizde de aynı yoğunluk var. Tabii yine hukuksuzluklar, yine cinayetler. Klasik bir Türkiye gerçeği, evet, içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Emine Bulut öldürülen kadının ismi çok cani bir şekilde boşandığı eşi tarafından öldürülüyor. Aslında ne yazık ki bu çok yaygın bir durum. Geçen yılki istatistikler 2018'de 440 tane kadın cinayeti olduğunu, kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre ve ne yazık ki azalmıyor, devam ediyor. Bu konuyla ilgili Ömer Çelik'in bir açıklaması var. Size bir onu sorayım, öyle başlayalım isterseniz. Sadece yasa ile çözülmez diyor. Yasa koyuculardan biri. Sadece yasa ile çözülmez diyor. Size ne düşündürdü bu açıklama? Aslında bir hukuk devletine yakışmayacak bir açıklama. Yani bunun neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak bir açıklama. Elbette tabii ki yasayla çözülmez. Toplumsal eğitim çok önemli. Bu konuda duyarlılık önemli ama bunun yasal teminatı olması gerek. Zaten yıllardır kadın konusunda bu hassasiyet yaşanıyor. Ve iktidara geldiklerinde işte verdiğiniz istatistik bilgi. 440 cinayetten bahsediyoruz. Ama 17 yıllık iktidarlar döneminde 6200. Evet. Benim verilerime göre de 6200 kadın cinayeti. Yani bu insanlardan bahsediyoruz. 6200 yaşamın son bulduğu, annenin vefat ettiği, çocukların öksüz kaldığı bir dünyadan bahsediyoruz. Ve bunun hala yasasının çıkmayışı ve yasaya da gerek duyulmaması saçmalıktan başka açıklama bulamıyorum. Yani daha uygun kelime herhalde yok ama yani o vahşi görüntü hepimiz izledik. Yani izlemek de zorunda kaldık. Hani gerçi bugün Cumhurbaşkanı ve baktığımızda İbrahim Kalın'ın açıklaması var. Bu görüntülerin yaygınlaşmaması gerek. Aksine daha çok yaygınlaşması gerekiyor. Zihinlerimize nakşetmemiz gerekiyor. Artık bu gerçekle yüzleşmemiz de gerekiyor toplumsal olarak. Sonuçta Emine Bulut ilk cinayet değil. Muhtemelen, evet, son da olmayacak. Evet. Ama bunun her türlü en ağır şekilde yasal düzenlemesinin yapılması artık elzem. Bunu tartışmanın bile anlamı yok. 17 yıllık bir iktidar buna eğer yasayla çözüm bulamayacağına inanıyorsa, toplumsal olarak da değiştirememişse, o zaman kendi yaptıklarını bir tekrar gözden geçirmesi gerekiyor diyorum. Evet, ne yazık ki bu konu her gün farklı şekillerde gündeme geliyor. Kesinlikle. Sadece Emine'nin öldürülüş şekli çok vahşice olduğu için bugün konuşuyoruz. Ne yazık ki Emine Bulut hafta içi öldürülen bir isim. Aynen. Oysa bugün öldürülen Tuğba isminde başka bir kadın var. Tuğba'yı ne yazık ki anmıyor durumdayız. Bu böyle ilerleyecek bir konu değil dediğiniz gibi. Yasa koyucuları da buradan Yol TV ekranlarından çağrıda bulmuş olalım. Yasa koyucular yasaları uygulamakla yükümlüdür. Yanlış hatırlamıyorsam bu konuya bir ilave bilgi olsun. 2018 geçtiğimiz yıl yapılan Haziran seçimleri öncesi, hatırlayalım, bir köpek yavrusunun ayakları parçalanmıştı. Evet. Ve o zaman Cumhurbaşkanı şu ifadeyi kullanmış, hala kulaklarıma nakşeden bir cümlesi. Yeni meclisin ilk görevi kadın hakları ve hayvan hakları olacak demişti. Meclis ikinci yasama yılını geride bıraktı, tatile girdi. Ne kadın haklarının esamesi okunabiliyor ne de hayvan hakları diyordu. Ama bu konu aslında bizim için de utançtır. Eğer bu yasa çıkmıyorsa toplumsal muhalefetin bu konuda bir reaksiyon oluşmamasından kaynaklanıyor. Aslında var olan yasaların uygulanması dahi büyük oranda çözücü olacaktır. Kesinlikle, ama yetersiz olduğu ortada. Yoksa bu insanlar elini kolunu sallayarak dışarı çıkmaması yasaların gerekiyor. Yasaların uygulanmasında bir problem. Tabii ki. Genel İş iktidarda bitiyor problem aslında. Evet, evet, böyle bir problem var. Peki haftayı, tüm haftayı meşgul eden diğer gündemimiz. Kayyum meselesi. Kayyumlar. Pazartesiye ilginç uyandık. Sabah bir uyandık, 3 ilde kayyum atanmış 4,5 aylık bir görev süresinin ardından. Ne düşünüyorsunuz? Sizce neden böyle bir hamle yapıldı ve 3 büyük il, aslında bir önceki dönemde pek çok ilde kayyum vardı. Küçüklü büyüklü pek çok ilde kayyum vardı. Bu sefer direkt Diyarbakır gibi, Van gibi, Mardin gibi büyük şehirlerle başladılar. Sizce bunun sebebi nedir?
aslında çok çetrefilli bir konu. Yani muhtemelen bir hafta boyunca da birçok medyadan arkadaşlarımız, siyasiler, hukukçular bu konuyla ilgili görüşlerini bildirdiler. Ama biz farklı biraz bakış açısı kazandırmak adına biraz olayı değişik bir ele almak istiyorum. Birincisi biz kayın gerçeğini Cumhuriyet tarihinde ne zaman görüyoruz? 80 darbesinde mi? Hayır. 60 darbesinde mi? Hayır. 72 muhtırasında mı? Hayır. 28 Şubat sürecinde mi? Hayır. Ki 28 Şubat sürecinin belediye başkanı da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Evet. Bir gerçeği önce ortaya koymamız gerek. Bu kayyum anayasamıza girmedi ama kanun hükmünde kararnameyle 1 Eylül 2016'da çıkarılan, OHAL sürecinde çıkarılan 674 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 48. maddesiyle hayatımıza girdi. Bunu önce doğru bir zemine oturtmamız gerek. Neden bunu vurgulamak istiyorum Fatma Nur Hanım? İlgili KHK OHAL dönemine ait bir KHK'dır. Ve KHK'ların yasal mevzuat anayasa gereği önce mecliste onaylanması gerek ve hakkında itiraz varsa AYM'den bu konuda reddi veya kabulü olduktan sonra aslında yasallaşmış da olur. Ama yasallaşma süreci hala devam eden bir kanun hükmünde kararnameden bahsediyoruz. Ve çok ilginç bir bilgi, hatta bugün buraya gelirken fark ettim, hani biraz araştıralım dedik. Bu ilgili KHK peki itirazda başvurulmuş mu? Keza itirazda bulunmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani en az 20 kişinin veya bir parti grubunun itiraz etme hakkı var. Bu anayasada belirtilmiş haklar. Cumhuriyet Halk Partisi 674 sayılı kanun hükmünde kararnameyi, bakın bu kısmını özellikle altını çizmek istiyorum, İlk etapta Anayasa Mahkemesi'ne götürmedi. Hatta ismini açıklamayayım ama akşamüstü bir milletvekili, CHP milletvekili de hukuk komisyonundan tekrar teyit için öğrendiğimde, İlgili KHK 48 maddeden oluşuyor. 6 maddesine CHP itiraz ediyor. Geriye kalan 42'sine daha sonraki aşamalarda itiraz ediyor. Gerçi 6'sı da reddediliyor. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı, bizi ilgilendiren kısmı. Şimdi toplumsal muhalefet olarak önce kelimeleri doğru kullanmamız gerekiyor. Daha doğrusu bu kayyumları meşru zemine oturtmamamız gerekiyor. Şimdi atandı 3 tane kayyum. Belki yarın bir gün başka iller olacak. Başka belediyeler olacak. Tabii ki bunu öngöremeyiz. Hükümetin bu kadar pervasızlaşacağını tahmin edemiyordum işin doğrusu. Hani başlarken ilk işte 1 Eylül 2016'da KHK çıktı diyoruz. Arkasından çok değil 10 gün sonra İçişleri Bakanlığı 28 tane belediye hakkında, ufak belediye, ufak demeyeyim aslında yanlış anlaşılma da olmasın, ilçe belediyelerinde ve belde belediyelerinde atama yoluna gitmişti. Ama direkt doğrudan büyük şeylere hedef almamıştı. Evet, bu sefer neden böyle bir i̇şte, hamle yaptılar? Bu hamlenin aslında birden fazla amacı var. Biri seçimlere yönelik bir hamle. Sonuçta 31 Mart ve arkasından 23 Haziran seçimleri yaşandı bu ülkede. Şu bir gerçek realite olarak, artık iktidarın o meydanlardan bas bas bağırdığı arkamda %51 var hikayesi, efsanesi çöktü. Evet. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin iyi ya da kötü artık bu toplumda %51'lik bir desteği yok. Bu birinci realite. O zaman karşısında bir güç oluşuyor. Bu gücün adını doğru koyalım. Yani HDP, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, diğer muhalif bileşenler. Ama bu gücün adı toplumsal muhalefetti. Biz bunu Ekrem İmamoğlu'nda gördük. Yoksa fikirsel olarak yan yana gelmeyecek insanların ortak bir amaç ve ideal uğruna aynı sandıkta birleştiğini görüyoruz. Adalet Kalkınma Partisi burada aslında toplumsal muhalefeti de ikiye bölecek bir hamle yapma girişiminde bulundu. Ve bunun için en radikal yolu Diyarbakır gibi, Van gibi, Mardin gibi stratejik ileri seçtiğini görüyoruz. Buradaki stratejik hamlene, ona da bakmak gerekiyor. Toplumsal muhalefet dediğimiz gibi bileşenler en muhafazakarından, hatta sağcı popülist politikalardan en sosyalistine kadar geniş bir yelpazede. Ve bunları ortak bileşen dediğimiz şey, tabii ki iktidarın yanlışları ama en önemlisi demokrasi özleminde birleşiyor bu insanlar. Farklı düşünebiliyorlar ama demokrasi paydasında birleşiyorlar. Ama bu kitleyi ikiye bölmek, tabiri caizse karpuz gibi tam ikiye bölmek istiyorsanız en hassas olduğu noktadan vurmanız gerekiyor. Bu muhalefetin sonuçta meclis aritmetiği açısından da baktığımızda, seçmen aritmetiği açısından da baktığımızda %10 ile %12'lik bir kesimin muhafazakar, sağ ve popülist milliyetçi politikaları destekleyen insanlardan oluşuyor. Ve keza CHP içerisinde de azımsanmayacak oranda ulusalcı diyebileceğimiz, kendisini milliyetçi Atatürkçü olarak tanımlayan, hatta Kemalist olarak tanımlayan bir kitle de var. Bu bileşenleri Adalet Kalkınma Partisi kendi açısından doğru okuyarak bir nevi kendi merkezine çekmek adına, meşru zemine çekmek adına böyle bir kayyum yöntemine gitti. Ve Kürt meselesinde de en hassas meseleydi. Bu meseleyle aslında toplumsal muhalefet ikiye böldü. Bakın çok ilginç. Hani normalde olmaması gereken bir şey. Hani temel haklar asla referanduma gidilemez. Ama bugün bu ülkede
Maalesef tabii ki bu hukuksuzluk var mı var. Anayasa ihlali var mı var. Ama bugün kayyum meselesini eğer bir referanduma götürdüğümüzde toplumdan %70 de destek alacak bir kitleyi yaratmış oldu Adalet Kalkınma Partisi. Peki bu noktada CHP'nin, aslında İYİ Parti'nin de tavrını size soracağım. Ama öncelikle CHP'nin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? AKP'nin niyeti, CHP ve HDP'nin oluşan tartışmalı birlikteliğini, en azından seçimler tabanda olan bir birliktelik var zaten. Tabanda olan birlikteliğini bölmek üzere bir hamle yaptığını düşünüyorsunuz. Peki bununla bağlantılı olarak CHP'nin tavrını, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında olaya CHP'den önce İYİ Parti'nin tavrını açıklarsak, hı-hı, aslında iktidar şunu biliyordu. Bu kayyuma tanıdığında HDP'den bir reaksiyon geleceği ortadaydı. Evet. Bunun muhtemelen hesabını yapmışlardır ki şu andaki gelen reaksiyonlar da bunun doğru olduğunu gösteriyor. CHP'den bir takım seslerin çıkacağını biliyordu. Bir takım diyorum ama bunun altını çizelim. Neden bir takım? Hani CHP de aslında bir fikirsel bir partiymiş gibi Türk siyasetinin önde gelen partilerinden biri olmuş olsa da farklı bileşenlerin oluştuğu bu parti. Bahsettiğimiz gibi işte kayyum meselesinde iktidarın bu politikasını destekleyen CHP üyeleri, hatta CHP milletvekilleri var veya sessiz kalan Büyükşehir Belediye Başkanları var. Yani CHP bu noktada aslında ikiye büründü. Ama iktidarın ana hedefi burada CHP'yi ikiye bölmekten daha çok İYİ Parti'yi uzaklaştırmak, CHP ile HDP'yi yan yana tutmaktı. Eğer CHP ile HDP'yi yan yana tutarlarsa ikisinin oluşabileceği toplumsal destek %40 bandına bile erişemez. Ama İYİ Parti'yi bu şekilde eritmiş olacaklar. Keza 8 Temmuz tarihinde Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik açıklaması, arkasından bu kayyum meselesi toplumda İYİ Parti'nin toplumsal muhalefet görevinin artık indirgendiğini görüyoruz. Hatırlatır mı bu açıklamayı, Bahçeli'nin 8 Temmuz'daki açıklamalısını İYİ Parti'ye yönelik bir operasyondu açıkça. Yani sizin milliyetçilerin, gerçek milliyetçilerin MHP diyerek aslında toplumsal muhalefeti ve meclis aritmetiğinde sonuçta muhalefetin gücüne bakıyoruz. İktidar 340 milletvekiline sahip Cumhur İttifakı. Muhalefete baktığımızda 260 milletvekili var. Ama yeni kurulması gereken bir parti söz konusuysa, keza Babacanların, Davutoğlu'nun, Güller'in kuracağı partilerden bahsediliyor. Her alınacak milletvekili Cumhur İttifakı'nın meclisi azınlığa düşebilirdi. Buna karşılık en kolay, en zayıf halk olarak toplumsal muhalefetten koparmak için İYİ Parti hedeflediler. Ve Kürt meselesiyle, bu kayyumlar meselesiyle aslında İYİ Parti'yi de kendilerine kanalize etmeye başladılar. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkenin muhalefet partisiniz ve mecliste temsil ediyorsunuz. 40 milletvekiliniz var ama kayyum meselesine tam tamına 72 saat boyunca genel merkez düzeyinde ve bugün 5. gün 120 saat boyunca da genel başkanlık düzeyinde ses çıkarmıyorsunuz. Gören sanki Yeni Zelanda İYİ Partisi falan sanacak. Evet. Böyle bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Aslında iktidar burada kendi hesaplar açısından doğru bir hamle yapmış oldu. Burada planladıkları, planladıkları İYİ Parti'yi kopardı. İYİ Parti'deki kendilerine yakın... Ama bu da bir tartışma değil mi? Aslında İYİ Parti çizgisi gereği, milliyetçi çizgisi gereği kayyımlar doğrudur diyebilirdi. Tam onu da demedi. Hala bir sükunet söz konusu. Bu açıdan bu sükunet tartışmalı değil midir? Kesinlikle. Bu belirsizlik aslında İYİ Parti'ye negatif yansıyor. Şimdi kamuoyunun nezdinde İYİ Parti'nin konumu ne? Bunu görmek gerek. MHP'den farklı olarak bir milliyetçi çıkış olarak ön plan çıkmıştı. Hatta bir takım CHP'lilerin de stratejik oy gereği oy desteklerini de almışlardı ama şimdiki tavrı MHP'nin sadece laik versiyonu gibi görünüyor. Başka bir açıklama kalmadı yani. Ama İYİ Parti eğer bu kayyumlara CHP'den hatta HDP'den daha fazla sert ses çıkarmış olsaydı bugün iktidarın erken seçim kararını, belki baskın seçim kararını konuşuyor olacaktık. İYİ Parti tarihi bir fırsatı kaçırdı bu kayyum meselesiyle. Sanırım şöyle bir tereddütle hareket ediyorlar aslında. Kendi tabanlarını kaybederiz korkusu ama o korku da aslında çok yersiz bir korkuydu. Zaten bir şekilde iktidarın, Cumhur İttifakı'nın paradigmasını kırarak zaten insanlar İYİ Parti seçmeni oldu. Yani onların terör yaftasını zaten yerel seçimlerde gördüler. Yok FETÖ, yok PKK, yok başka birçok bilimum, birçok terör örgütünün yaftasını yemişlerdi. Bu dakikadan sonra birazcık cesaret göstermiş olsa Akşener ve ekibi bugün Türkiye'nin konjektürü değişmiş olacaktı. Zaten CHP'nin açıklamasına da gelelim. Şimdi Kılıçdaroğlu açıklaması ben fecaat olarak değerlendiriyorum. Yani İyi ya da kötü. Bu ülkede bir demokrasi geleneği var. Üstelik 154 yıldır süren bir demokrasi geleneği var. Zaman zaman kesintiye uğramış olabilir. Ama demokrasi asıl bu dönemde alacağınız tavırlarla korunabilecek bir değerdi. Evet. Ve
biz adalet yürüyüşü yaptık. Bizzat katılanlardan birisi benim, yani kendi adıma da ifade etmek istiyorum. Ben o zaman bu adalet yürüyüşünde niçin bulundum? Sokaklara çıkmam. Tabii ki sokaklara çıkılmasın ama demokratik, meşru muhalefet hakkında toplumun engellenemez. Hani bunu başka bir birisi dese eyvallah deriz ama sen bir siyasi partinin genel başkasın, ana muhalefet parti lidersin. Çok işin doğrusu cılız buldum. Ama yiğidi öldür hakkını verdiği atalarımızın bir sözü vardır. Bu noktada CHP gençlik kollarında inanın HDP genel merkezinin ötesinde aldığı tavırdan dolayı da desteklediğimi ifade etmek istiyorum. O da ilginç bir durum ortaya çıktı. Ne gözlemliyorsunuz? Gençlik kollarında partiden farklı olan nedir? Çok ilginç. Özellikle sosyal medyada Big Data analizlerine baktım. CHP gençlik genel merkezi daha ilk dakikalarda hiç milletvekilleri reaksiyon bile göstermemişken sert açıklamalarda bulundular. Hani bu tabii gençliğin verdiği antuzyamdan kaynaklanıyor ama arkasından parça parça ilçe örgütleri, ilçe gençlik örgütleri genel merkezin aslında bir zoraki açıklama yapmaya ittiğini gözlemledim. Bu iyi işaret aslında. Gelen neslin biraz daha CHP'de o demokratik sol değerler içerisinde reaksiyon göstereceği, parti yönlendireceğine ait bir umut. Ama tabii bu geleceğin konusu. Ne yazık ki bugünü belirleyemiyor diyorsunuz. Aynen. Peki Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını bu çerçevede değerlendirdik. Bir kulis bilgisi dolanıyor şu an. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür. İmamoğlu diyorsanız. Evet, İmamoğlu diyeceğim. İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti tartışması. Net bir şekilde ziyaret edeceğim açıklaması yok ama Batman'da bir düğüne katılacak, keza ardından Diyarbakır'a gidecek diye şu an konuşuluyor. Bütün gün bu konuşuldu. Böyle bir hamle sizce yapar mı, netlik kazanır mı? Yaparsa doğru bir hamle mi yapmış olur ve CHP'nin genel tavrından aslında farklı bir hamle yapmış olacak. Sizce nasıl bir süreci başlatmış olur İmamoğlu bu adımla? Yani İmamoğlu bu hamleyi yapar. Yalnız bırakılırsa partisi tarafından İmamoğlu toplumsal bir linçe maruz kalabilir. Bunu doğru adını koymak gerek ama İmamoğlu... Peki yapacak mı şu an kulis olarak? Kulis olarak ama şunu söyleyeyim, yapmayı niyetlendiğini, bunu genel merkezi iki defa, bir dedi, iki kez deklar ettiğini öğrendik. Ama tabii ki CHP bu konuda birazcık hala bu kayyum meselesinde istemem ama birazcık da kenarından dolaşayım tarzında net bir tavır alamıyor. Oysa sadece İmamoğlu'nun değil, diğer seçilmiş belediye başkanlarıyla birlikte Diyarbakır'a, Van'da, Mardin'de bulunması gerekiyor. Birini ve aslında sıranın da kendilerine gelmemesi açısından. Çünkü hukuki dayanağı da yok aslında bu kayyumların. Evet, siz bu konuya da ayrıca bakmıştınız. Az evvel de biraz ifade ettiniz. Temelde kayyumların atanmasını sağlayan yasal zemin henüz yok. Ekim ayında, AYM'de olacak. AYM'de görüşülecek. Yani öncelikle bir yanlış bilgi var, bunu düzeltelim. Tabii. Şimdi kayyum atanıyor. Aslında HDP'nin bir hatasını da burada ortaya çıkarmak gerek. Hani CHP eleştiriyoruz ama HDP kendi belediyeleri için nasıl bir hata yaptı? Kayyum atanabiliyor mu? Mevcut yasalara göre evet atanabiliyor. O da KHK ile mümkün. İlgili KHK hala yürürlükte. AYM tarafından iptal edilmedi. Bu konu için toplumsal bir muhalefet oluşturuldu mu derseniz ne CHP'den ne de HDP'den oluşturulmadı. Bu açıkça anayasaya aykırı bir KHK. Uluslararası sözleşmelere de aykırı bir yasa. 2003 yılında imzalanan ve Türkiye'de kanunlaşan ikiz yasalara da aykırı. En önemlisi vatandaşın seçme hakkının gaspı ki 2003 yılında Adalet Kalkınma Partisi tarafından çıkarılan ikiz yasada her bireyin kayyum atanan illerdeki seçilmiş seçim bölgelerindeki her Türk yurttaşının yani yurttaşı olan insanın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne ikiz yasalar gereği başvurma hakkı var. Bu konuyla ilgili öncelikle uluslararası bir kampanya başlatılabilir. Ama gelelim bir bilinmiş yanlışa. Ahmet Türk görevden alındı. Medya Hanım görevden alındı. Tamam, 4,5 yıl boyunca artık onlar bir daha göreve gelemeyecek diye bir kural yok. Nedir çünkü peki? İşte bunu anlatmaya işte çalışıyoruz. Tamam, kayyum atandı. Eğer toplumsal muhalefet ve kamuoyu çok iyi düzeyde iktidara bir baskı aracı haline getirebilirse, bu hatasından döndürebilirse, 2 ay içerisinde göreve geri girebiliyorlar. Neden biliyor musunuz? Bakın, bu kayyumlar 5393 sayılı belediye kanununa göre atandı. 47. maddesine göre. Ve şunu adını koyalım. Görevden alınmadılar. Görevden uzaklaştırıldılar. Ve hala belediye başkanı vasfını taşıyorlar. Hala maaşların 2/3 oranında yatıyor. Ve her 2 ayda bir gözden geçirmek zorunda bu karar İçişleri Bakanlığı tarafından. Eğer biz bugün daha birinci kez yapılmış, şimdi ses çıkarmaz ve 2 ay boyunca eğer etkin bir kamuoyu oluşturmazsak İçişleri Bakanlığı o belge vardı, kayyum atama belgesi. 48 defa yani 2024 yılına kadar o belgeyi 48 defa uzatmak zorunda. Bir değil, iki değil, üç değil. 48 kez. Yani her 2 ayda bir tekrar görevden uzaklaştırmak zorunda.
yargı yoluna açık olan bir atamadan da bahsediyoruz. Ve oraya atanan kişilerin bir de hukuki statülerinde sorun var. Şimdi bizler mevcut yasalar belediye yasasıydı. 5393 sayılı kanun diyorduk. Ama bu iktidar döneminde bir de kendileri çıkarttıkları bir yasa var. 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu. Büyükşehirler Büyükşehir Kanunu'na göre, il ve ilçe belediyeleri de belediye kanununa göre yönetilir. Belediye kanunu Osmanlı'dan bize bir mirastır. Ama belli bir tecrübeyle, belli bir birikimle oluşmuştur. Büyükşehir Kanunu ise iktidar tarafından çıkarılmıştır. Bu adamlar, Büyükşehir, yani bu adamlar derken görevde alınan belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı mı? Evet. Şunu sorgulamak gerekiyor, bu hukuki tartışmalara girmek gerekiyor. 5216 sayılı Büyükşehir yasasında böyle bir madde yok. Görevden uzaklaştırma maddesi yok. Daha doğrusu 47. madde yok. Ama biz hukuki zemini tartışamıyoruz politik tartışmalardan dolayı. Oysa iktidar alelacele 1 Eylül'de, hatırlayalım o meşhur KHK'nın çıktığı 54 bin kişinin soykırıma uğradığı 672 sayılı KHK ile birlikte 673 ve 674 sayılı KHK çıkmıştı. Bu KHK alelacele sadece 5393 sayılı belediye kanunu eklendi. Büyükşehir kanunu eklenmedi. Büyükşehirlere kayyum atanması da hukuken tartışılması gereken bir konu. Ve bu konuda işin doğrusu hata nerede? HDP bu yasa, hatırlayalım, 1 Eylül 2016'da çıktı demiştik. 10 gün sonra 28 tane HDP'li belediyeye kayyum atanmıştı. İlçe belediyelerini, belediye belediyelerini. Reaksiyonu bu eksende olmadı. Gasp dedi ama hani birkaç yıl sonra zaten seçim var. Biz bunları zaten OHAL süreci, mücadele alanı biraz dar dediler. Ama şimdi mücadele alanı geniş. OHAL, bitmeyen bir OHAL yapmışlar aslında. Bu OHAL yasasına göre atanıyor bu kayyumlar. Ama OHAL yok şu anda ülkede. Ve bu ülkede üstelik ilk kez iktidar insansı bir kaybetme korkusunu yüreğinde hissediyor. %50'nin altına düştüğünü kendileri gözleriyle gördüler. Bu alanda toplumsal muhalefetle birlikte yapabilecek mücadele bu kayyumların ömrünü sadece 2 ayla sınırlandırır. Yoksa biz 48 kez atama olur, artık haber değeri bile olmaz. 30. atama. Siz hukuki tartışmaların, hukuken açıkların altını kapsamlı bir şekilde pek çok noktayla çiziyorsunuz ve HDP'ye çeşitli görevler çıkarıyorsunuz aslında. Sadece HDP değil, muhalefetin diğer partilerden. Toplumsal muhalefet ama sanırım başta HDP tabii bunu yapması şimdi mağdur gerekiyor. Aslında HDP şimdi. Tabii. Bu doğrultuda, bu öneriler doğrultusunda sizce peki HDP bu konuda reaksiyonu var mı? Şunu sormak istiyorum. Biz sizinle kayyumların atandığı gün görüştük sanırım. Siz HDP genel merkezine gidiyordunuz, evet. Ankara'da ziyaret ediyordunuz. O ziyarette ne gözlemlediniz? Sizin altını çizdiğiniz konuların HDP farkında mı? Bu doğrultuda bir hazırlık var mı? Yoksa başka bir zeminde mi ilerletmeyi düşünüyorlar? HDP'de izleyicilerimiz bize kızacak ama gerçekçi bir gözlem yaptığımızda şunu söyleyebilirim kendi adıma. Öğrenilmiş bir çaresizlikle maruzdu. Yani kayyum atanacak mıydı? Atayacaklardı. Biliyorduk mantığındalar. Atanacak ama bizim reaksiyonumuz, toplumsal muhalefetin reaksiyonu ve en önemlisi HDP'nin reaksiyonu olacak. Eylemler mi? Zaten iktidar bunu de biliyor ve planlamış. Yani bu eylemler olacağı ortada. Yani HDP eylem yapmasa bile bu insanları seçenler eylem yapacak. Sonuçta oyları gasp edilmiş, hakları gasp edilmiş, anayasal hakları. Ama HDP bu noktada samimiyetle söylüyorum, hukuki girişimlerini ilk kayyumlar atandığında eksik yapmıştı. CHP zaten ilk kayyumlar atandığında ses dahi çıkarmadı. Cılız bir açıklama dahi yapmamıştı. Hep OHAL'in arkasına sığındık ama OHAL dönemi bitti. Ama OHAL kanunları devam ediyor. Eğer OHAL bittiyse OHAL'in kanunlarını da fiilen bitirmemiz gerekiyor. İşte KHK bu etki. Eğer toplumsal muhalefet bu nokta etkin bir şekilde yönetilirse, sonuçta Ekim ayında bu kayyumlar atanmasına gerekçe olan KHK Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek. AYM'ye bu konuda baskı da oluşabilir. Hı hı. Ve uluslararası anlamda bakın, bu tabii ki iktidarı köşeye sıkıştırmak, iktidarın yaptığı hukuksuzluklara politik muhalefetle cevap vermek önemli ama uluslararası camiadan da çekindiği bir ortada. İşte Ray Brunson krizinde, deniz yüceği krizinde veya bilmiyorum birçok krizde bunu gözlemledik. Eğer uluslararası kamuoyunun Türkiye için harekete geçmesini istiyorsak, tepkilerini göstermelerini istiyorsak önce kendimiz bu noktada bir toplumsal muhalefeti örgütlememiz gerekiyor. Ben şunu beklerim mesela HDP'den, kitlesel bir kampanya, hatta buna CHP'nin de toplumsal muhalefetin diğer bileşenlerinin de reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Tüm Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'daki tüm seçmenlere Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne ikiz yasalar gereği başvurmasını öneririm. Bu örgütlenebilecek bir şey ve gayet sivil bir politika. Ve dikkatlerden kaçmayan bir şey var. Bu kayyum atandığında hani herkes reaksiyon gösterdi. Bir İyi Parti göstermemişti. Ama Hüdapar bile reaksiyon gösterdi. Yani
Bu denklemin dışında olan bir partiden, bir oluşumdan bahsediyoruz. Aslında partide demek istemiyorum ama sonuçta yasal olarak legal bir partiden bahsediyoruz. Hüdapar bile bu atamalara reaksiyon gösterdi. Ve keza iddia ediyorum, bölgedeki Adalet Kalkınma Partisi seçmenleri de bu kayınlardan rahatsız. Bu karardan. Çünkü savunulacak bir yanı yok. Ama bunu burada iktidar bir tarihi hata yaptı. Ama risk olarak bir hata yaptı. Kayyum atadı. Hem toplumsal muhalefeti ikiye bölürüm dedi. Hem de erken seçim veya baskın seçim tartışmalarını ileriye ertelemiş olurum dedi. Çünkü bu dakikadan sonra muhalefeti bir eksende, demokratik bir eksende tutma samimiyeti ortaya çıkmayacak. HDP'li seçmenin için artık bir yürek yarasıdır yani seçilmiş evet. Belediye başkanlarının görevden alması. İyi Partililerle artık yan yana gelir mi, gelmez mi? Bu tartışılır. Taban açısından diyorum. Hani belki üst irade olarak, parti merkezli olarak belki görüşmeler olabilir, edebilir ama tabanda asla bu olmayacak artık. Çünkü taban istediği şuydu. Nasıl ki İmamoğlu karşısında, daha doğrusu İmamoğlu'nun seçiminde birlik olmuşsa, aynı birlikteliği bugün Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de olması gerekiyordu. Eksiklik buradan kaynaklanıyor. Uluslararası çeşitli alternatifler var. Uluslararası hukuku da gündeme sokmak mümkün dediniz. Peki sizin bir incelemeye bakma fırsatınız oldu mu? Bu müdahalelerin uluslararası bir etkisi oldu mu sizce AKP'nin aleyhine? Aslında bu kayyumların atanmasının bir meşru zemini de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Ne açıdan? Çok ilginç değil mi? AİHM sonuçta bu OHAL döneminde çıkan kanun hükmünde kararnameler ardı ardına çıktığında iç hukuk yollarını tüketin dediler. Hı hı. Samimice bir bakış açısı mıydı? Değildi bana göre ama tabii ki hukuki bir açıklamaydı. Ama bu maddeye dayanarak bugün kayyum atanıyor. Bu maddeye dayanarak işte insanların mal varlıklarına, vatandaşlıktan çıkarılmasına kadar KHK çıkarıldı ya. Bu ülke KHK'larla yönetildi bir dönem. Hı. Araçların kış lastiğine kadar. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırıdır. Seçme ve seçilme maddeleri var. AİHM bunu esastan, bu KHK'ya sonuçta itiraz edildi. AİHM'e tüm KHK'lara itiraz edildi. Görüşmesi gerekirken topu Anayasa Mahkemesi'ne attı. Önce burada Avrupa'nın aslında iki yüzlüğünü doğru ortaya koymak gerek. Ama Avrupa Türkiye için niye harekete geçsin? Türkiye'de bir muhalefet varsa, muhalefet Avrupa'yı köşeye sıkıştırırsa ancak harekete geçebilir. Ama sonuçta AİHM dediğimiz yapı politik bir yapı. Yani hukuki bir yapı değil. Kurumsal olarak da politik bir kurum yapı olduğunu kendiler de ifade ediyorlar. Politik bir yapı ancak politik baskıyla, politik mücadeleyle harekete geçirebilirsiniz. Bakın Avrupa Birliği'nin açıklamaları yine fena değildi. Yani Avrupa Komisyon Başkanı, Avrupa Birliği Başkanı ve hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinden açıklama geldi. Ve Amerika'dan da geldi. Ama bunu iktidar içeride bir milliyetçi şövalizme dönüştürmeye çalışıyor. Oysa yapıcı açıklamanın ötesinde yaptırım gücü olan açıklama önemli. Diplomaside biz buna zorlayıcı diplomasi diyoruz. Yani iktidarın bu hatasını göz göre göre tamam sen bunu yaptın kınıyorum demek de olmuyor. Örnek vermek gerekirse Türkiye kendisini ilgilendiren bir konuda diplomatik tepkisi nasıldır? Ben bu olayı şiddetle protesto ediyorum. Ama protesto etmenin ötesindedir. Metotları vardı işte yaptırım uygularsınız o ülkeye. Avrupa Birliği'nin böyle hakları vardı kullanmadı. Ve kullanmadığı için de bu hale geldi. Aslında sorun Avrupa'da veya Amerika'da bitmiyor. Sorun yine bizim içimizde bitiyor. Eğer kendi içimizde bu olaya ciddi ses getirecek, anayasal çerçeve içerisinde demokratik eylemlerin ve tepkilerin hepsini ortaya koyabilmiş olsaydık, bugün bunları konuşuyor olmazdık. Peki Gökhan Bey, kayyum atandığı ilk ortaya çıktığı andan itibaren pazartesi sabaha karşı başlayan bir tartışma hala da devam ediyor. Batı'ya uzanacak mı bu kayyumlar? Sizce AKP bunu göze alacak mı? Bunu çok merak ediyor şu an insanlar. Siz yani, ne düşünüyorsunuz? Biz bu programı geçen hafta yapmış olsaydık kayyumlar atamamış olacaktı. Evet. Bu soruyu bana sormuş olsaydınız ilk defa bunu risk alamaz diyordum. Alamaz derdim. Yani çünkü akla, mantığa, bilime, siyasette tüm yaşanmış tecrübeler aykırı bir durumla karşı karşıyayız. İktidar bu riziko aldı. Çok büyük bir riziko. Şimdi aynısını sorunuzu düşünüyorum. Başka illere, batıya, CHP'li belediyelere veya İYİ Partili belediyelere sıçrar mı? Sıçramaz derim mantıkken. Hı hı. Ama iktidarın ne kadar pervasızlaştığını görebildik. Hı. Bu dakikadan sonra artık 3 büyükşehir atamışsa ilçe belediyelere de atayabilir. Ufak ufak CHP'li belediye de atayabilir. Ama sorun şu, kayyum atamak, yine altını çizeceğim hukuki bir dayanak gerekiyor. 5393 sayılı kanunla ancak terör örgütüyle iltikaslı olursanız veya İçişleri Bakanlığı tarafından böyle bir soruşturma varsa
atama olabiliyor. Hırsızlıkta, yolsuzlukta ya da diğer suçlarda ancak görevden uzaklaştırma hakkı var. O da mahkeme kararıyla. Yani batıya biraz daha uzanması zorlayıcı olacak. Ama bu zorlamayı yapabilirler mi? Yapabilirler. Yani bu kayyumlarla lehine yapılan açıklamalar veya iktidarın hoşuna gitmeyecek herhangi bir toplumsal politik muhalefeti iktidar terörize edebilir, kriminalize edebilir. Ya bu açıklamayı teröristlerle aynı safta tutuyorsunuz tarzında açıklama yapabilir. Ha bunun altını doldurmak çok da zor değil. Hani iktidar bunu pervasızlaşır mı? Yapabilir. Bu dakikadan sonra iktidar tabiri caizse gözünü kararttı. Çünkü tekrar bir %50 almayacağını biliyor. Ama kendi iktidarını mutlak zeminlere oturtmak için buna benzer hamleler artık gelebilir. Çünkü önü açıldı. Ve halk arasında bir söz vardır. Sarı öküz verildi şu anda. Verildiği için bugün aslında iktidar için ön açık. Sadece ne zaman, nerede, nasıl olacak bunu göreceğiz. Siz ne yazık ki bu konuda pek açıklayıcı, yani şimdi, açıklayıcı gayet net ama ne derler, ya olumlu bir öngörünüz yok. AKP'nin iyice artık zamandan çıktığı noktasında. Yani başka bir açıklaması yok diyoruz yani. Bizim öğrendiğimiz siyasette, tecrübelerde, baktığımızda geçmişte buna böyle bir örnek karşımıza çıkmamış. Keza Cumhuriyet döneminde bakın diyorum ya, Kenan Evren'in, sonuçta cuntacı, darbeci Kenan Evren aklına gelmeyecek. Kayyum'un Adalet Kalkınma Partisi'nde OHAL maddesi eklenmesi ve bunun hayata geçirmesi sadece AKP dönemine ait. Yani derler ya, şeytanın aklına gelmeyecek şeyleri biz bu dönemde yaşıyoruz. Bir fanus içindeyiz sanki. Yani bunlar şaka gibi geliyor. Belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra. Nasıl ki bugün Orta Çağ Avrupa'sında Engizasyon mahkemelerini konuşuyorsak, çok ilginçmiş diyorsak, tarihi trajedi diyorsak, aynısını 2025'lerde, 2030'larda konuşacağız. Ve verdiğimiz örnekten bakalım. Engizasyon mahkemesi diyoruz ama iyi kötü, uydurma da olsa bir mahkeme vardı ya. İnsanlar kendini savunabilir miydi? Savunabiliyordu en azından. Ben değilim diyebiliyordu. Masumum deme hakkı vardı. Ama şimdi kayyumlarda bu şans da yok. Haklarını açılmış, dava yok, dava. Yani soruşturmayla kovuşturma farklı şeyler. Bir mahkeme celp gelmemiş yani. Sayın Ahmet Türkiye veya Bediye Hanım'a ya da diğer belediye başkanımıza girmemiş böyle bir celp. Yani olmayan bir davadan, olmayan bir suçlamadan görevlendirme alınıyor bu insanlar. Ben hala şunu diyorum, kayyum kelimesini reddediyorum. Çünkü toplumsal muhalefette psikolojik savaş da çok önemli. İktidar şu anda geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Ama kalıcı olarak oraya geri iade edecek. Halkın iradesini hiç kimse ama hiçbir şekilde gasp edemez. Gasp ediyorsa burada halk kendi hakkını savunmuyordur. Bunun başka bir açıklaması yok. Hep iktidar eleştireceğiz ama toplumsal muhalefet olarak üzerimize düşen görevler var. Hangimiz buna gösterdiğimiz reaksiyon bir tweet atmanın, iki gösteriye katılmanın ötesine geçebildik? CHP neden bu kadar sizce tereddütlü hareket ediyor peki? Aslında 1 Nisan öncesine, 23 Haziran öncesine bir gözümün önünden geçiriyorum. CHP'ye HDP ile yan yana durmak temelinde, en azından aynı adaylara oy vermek temelinde bir sürü ithamda bulunuldu. Terörist de denildi, bunlar ülkeyi bölmeye çalışıyor da denildi, pek çok şey denildi. Ve aslında gördük ki seçmeni bunlar hiç etkilemedi. Yani CHP'nin artık Kürtlerin yanında durması, Kürtlerin haklarını savunuyor bir pozisyonda yer alması seçmenlerinde herhangi bir kayıp oluşmasına yol açmıyor. Bu gerçek göz önünde bulundurulduğunda bugün de gayet cesur bir çıkış yapamazlar mıydı? Bu kadar tereddütlü olmalarının sebebi az evvel bahsettiğiniz iç klikler mi, yoksa temelde başka bir tartışma mı vardı tek sizce? Tek bir nedene bağlayamayız aslında Fatma Nur Hanım. Yani dediğimiz gibi o iç klikler etkin. Bugün CHP dediğimiz şey tam bir konsorsiyum partisi. Yani bakıyoruz, açık da konuşmak gerekiyor. Kendisini tabii baktığımızda ulusalcı olarak adlandıranlar bir grup, belli bir milletvekilleri var. Kendisini Alevi lobi istediğimiz belli bir milletvekili var. Yine Kürt lobi istediğimiz lobili var. Baktığımızda o taşla siyasetini devam eden klasik CHP'li altoka inanmış ama ulusalcıdan ayrılmış bir ayrı bir kitle var. Yani her türlü fraksiyon, hani CHP içerisindeki fraksiyonun varlığı söz konusu. Bunlar arasında bu uzlaşı Kürt meselesinde kolay kolay sağlanamaz. Çünkü baktığımızda o milliyetçilikten beslenen, şövalizmden beslenen bir ulusalcı akım var. Ve bu akım öyle üstelik birkaç yılda oluşmuş bir akımdan bahsetmiyoruz. 80 yıl Cumhuriyet tarihine eşdeğer İttihat Terakki'den gelen bir akımdan bahsediyoruz. Bu akımda CHP'nin bu noktada radikal bir tavır almasını engellerler. Ve engellediler de. Bu sadece bugüne özgü bir durumda değil. Geçmişte Denizler'in idamından bakın da ya da Türkiye'nin kritik dönemine kadar bu hep akımın güçlü olduğunu görüyoruz. Bu birinci neden. İkinci bir neden, CHP birçok yerde belediyeler kazandı. Başarılı bir seçim politikası yürüttü.
iktidara mutlak yenilgiye de uğrattı aslında büyük şehirlerde. Bu açıdan baktığınızda bu kazanılmış hakları kaybetme korkusu var. Kazanılmış haklar diyor yani sıra bize gelir mi? Bunları savunursak terörist olur mu olmaz mı tartışmasına da girmiyorum. Zaten iktidara göre onlardan değilsiniz. Zaten teröristsiniz. Evet. Bunu sadece partiler için değil, seçmenler için de aynısını demediler mi? Zillet dediler, terörist dediler. CHP zaten bu noktada kaybedeceği bir şey yok. Zaten kendi seçmenleri terörist damgası yemeği göz alarak açık açık oy kullandılar. Bu konuda bir sıkıntı yok ama CHP'nin korkusu bence biraz daha bürokratik bir korku. Acaba kendi küçük belediyelerime kayyum atanır mı? Ama kayyum atanma nedeni terörden olmayacak. Yolsuzluktan atanır mı? Sonuçta belediye dediğimiz şeyin mali giriflerin çıkışların çok fazla olduğu yerlerden evet. bahsediyoruz. Bir kağıdın hesabından görevden uzaklaştırma olabilir. Geçtiğimiz günlerde, yıllarda hani 28 HDP'li belediyeye kayyum atan diyoruz ama CHP'de birkaç belediyede görevden almıştı başkanları hatırlayalım. İşte yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş, Ataşehir gibi belediye başkanları. Evet. CHP kendi belediyelerine sahip çıkamadı. Doğru. Yani bu açıdan baktığımızda bunun örneği çok da zor değil. Yani bir belediyeden bir bardak suyun hesabı yasal olarak sorulabilir mi? Sorulabilir. Ve İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi var mı? Var. Görevden uzaklaştırıyorum. Soruşturmanın selahiyeti açısından der. CHP bunları kaybetmek istemiyor. Bu açıdan düşünmek gerekiyor. Belki milletvekilliği süreci olmuş olsa durum farklı olur diyeceğim de. Kritik zamanlarda tam da liderlik yapması gereken zamanlarda CHP liderlik görevini yapmadı. İşte bu milletvekili dokunulmazlıklarında bu. Kayyum meselesinde bu. Zaten şu da bir gerçek. Biz hani CHP'li HDP birbirine yakınlaşıyor veya HDP tabanıyla İYİ Parti tabanı yakınlaşıyor diyorduk. Biz bunu 23 Haziran öncesi tespitlerimiz bu eksendeydi. Ama bunlar dediğimiz gibi genel merkez üzerinde değil. CHP'yi sürükleyen, CHP'yi ilerici adımlara sürükleyen aslında taban. Tabanın şimdi baskısı arttıkça kayyum konusunda veya diğer demokratik talepler konusunda CHP adım atmaya zorlanıyor. Yoksa CHP kendi kitlesini, kendi seçmenini sürükleyici bir parti olarak düşünmeyelim. Tam tersine bir tencerenin içerisinde su kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. En sonunda kapak fırlıyor. Evet. CHP aslında orada kapak görevini görüyor, üstleniyor bana göre. Peki. Uzun vadede bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Kürt sorunu Türkiye'de çok köklü bir mesele ve AKP Kürtlerle her dönem farklı bir ilişki kurmaya çalışmış bir parti. Yakın zamanda Öcalan'ın kardeşini TRT ekranlarına çıkarmak, Öcalan'ın mektubunu yayınlatmak, avukatlarla görüşmesini sağlamak gibi epey radikal de sayılabilecek adımlar attı. Biraz daha gerisine gittiğimizde tamamen bütün HDP seçmenini, bunlar o zaman Kürdistan'a gitsin, ülkeyi terk etsin şeklinde tehdit de etti. Yani hep zikzaklı bir çizgi çizdi. Daha da geriye gidersek çözüm süreci gibi çok radikal bir adım attı. Tüm bunları yapmış bir parti. Kürt sorunuyla her dönem farklı ilişki kurmuş bir parti. Bugün yeniden konumunu değiştirdi. Ve bunlar Türkiye'de Kürt sorununun nasıl çözüleceği konusunda birer tartışma başlığı olarak açılıyor. Uzun vadede bu yapılanları nasıl değerlendiriyorsunuz? AKP bu kadar bir yandan Kürtleri önemserken, bu kadar bir yandan nasıl tamamen Kürt halkı yokmuş gibi davranabiliyor sizce? Aslında bu konu inanır mısınız Fatma Nurhan? Bir değil birkaç program yapmak gereken. Çünkü Kürt meselesi sadece bir programın birkaç dakikasına sığacak bir mesele değil. Yüzyıllardır tarihsel bir sorundan bahsediyoruz. Evet. De şunu net söyleyelim aslında bunu adını öyle kıvırmaya da gerek yok. Bu iktidar döneminde Adalet Kalkınma Partisi zihniyetinde bu mesele çözülmez. Çözülemez. Çünkü çözüme yaklaşacak bir samimiyet, bir iştenlik, daha doğrusu sorun tespit yapılamaz. Sorunu tespit yapamayan çözüm de üretemez. İşte Kürt sorununda AKP sadece konjektür uygun olarak, stratejik hamleler yaparak bir var, bir yok, bir şu hamle yapalım. Her şeyi temelde oy kaygısı olarak görüyor. Yoksa başka bir kaygısı da yok. İşte dediniz ya işte yerel seçimler öncesi Öcalan'ın mektubunun okunması, evet. kardeşinin TRT ekranlarına çıkarılması. Ama bir yandan da Kürdistan isteyenler, pardon Kürt sorunu diyenler Kürdistan'a gitsin tarzında evet. açıklamalar. Yani bunun hiçbir tutarlı uzay denkleminde, uzay çizgisini çizemeyiz. Yani bir ucunu bağlayamayız. Böyle bir siyasi yelpaze yok. Böyle bir dünya yok. Ama şu bir gerçek. Kürt sorunu bölgesel bir sorun. Sadece Türkiye özgü bir sorun da değil. Irak içinde, İran içinde, Suriye içinde, Türkiye içinde bir sorun. Ve ben bu sorunun çözüm noktasında AKP'nin politikalarından çok ABD'nin bölgede belirleyici politikalarını daha çok önemsiyorum. Daha çok dikkat çekmek istiyorum. Keza kendi yayınlarımızda da ifade ettiğimiz bir şey vardı. Biz Eylül 2018 itibariyle yeni çözüm süreci başlamıştır dedik. Hani bunu derken
hani afaki, hayalperest olduğumuz için değil. ABD'nin Suriye'ye atadığı özel temsilci James Jeffrey dedik. Kendisi bu konuda ileri derecede Kürtçe bilen, aynı zamanda Türkçe bilen, İngilizce bilen ama bölge uzmanı birisi. Ve ilk açıklaması şuydu. Biz artık bölgede Kürtlerle Türkleri barıştıracağız demişti. İktidar sonuçta Amerika'ya bakmayın bugün ey Amerika, ey Trump dese de Amerika'nın çizgisinden, emperyalist politikadan az daha vazgeçmedi. Vazgeçmediği için de bu eksende baktığımızda ABD'nin istediği formatta Kürt sorununun çözümü için adım atacaklar. Ne kadar milliyetçi takılsalar da, ne kadar ırkçı yaklaşsalar da realite bu. Bu gerçekleşecek. Bu öyle uzun bir tarihte de değil. Yani kısa bir vadeden bahsediyoruz. 2019'da biz bu ülkede geçmişteki yapılan çözüm sürecinden daha farklı bir çözüm sürecinden bahsedeceğiz. Nasıl bir şey tahmin ediyorsunuz? Yani işte bunu tahmin etmek biraz zor işin doğrusu ama şunun bir gerçek. Bir şeyler değişiyor. Mesela Öcalan'ın bu kayyum atamadan bir hafta önceki açıklamasını dikkat edin. Kürt sorununu ben çözerim mesajı. Hı hı. Bu stratejik bir açıklamaydı yani. İktidar buna izin verdi öncelikle. Bunu doğru koyalım. Evet. Öcalan'ı yıllarca tecrit altında tut. Yani sonuçta cezaevinin koşullarında tut. Ama birden fol yokken, yumurta yokken derler ya. Öcalan birden çözüm sürecinden bahsetti. Bir kamuoyu yoklanmış oldu. Bir yandan da örgüt üzerindeki etkisi test edilmeye çalışılıyor. Bir yandan da Kürt sorunun çözüm noktasında Adalet Kalkınma Partisi HDP'yi muhatap almak istemiyor. Öcalan'ı ve PKK'yı muhatap almak istiyor. Bunun için aslında HDP'yi pasifize etme operasyonu olarak da görebiliyorum ben. Ama şu da bir gerçek. Kürt sorunun samimiyet çözülecek diyoruz ama bugün baktığımızda Demirtaş hala cezaevinde veya Yüksek Dağ cezaevinde. Daha doğrusu Türkiye'nin 3. büyük siyasi partisinin 6000'e aşkın yöneticisi, yani üyesi demiyorum, yöneticisi cezaevinde. Ama bu şuna işaret. Eğer bir çözüm süreci başlayacaksa bu cezaevi süreçlerinde yakın süreçte biteceği anlamına geliyor. Daha doğrusu bölgede ABD'nin istediği politika Türk-Kürt çatışması değil, Türk-Kürt dayanışması içerisinde kendine hizmet edeceği politikalar geliştirmek. ABD'nin istediği format dediniz. Şimdilik bu format. Şimdi bu formatta ilerleyecek diyorsunuz. Peki, geniş bir şekilde ele aldık. Aslında konuşmanızın bir kısmında andınız ama son olarak bu sefer biraz daha açarak analım. Peki bu atamalar sadece bölgede değil, sadece belli seçmen kitlelerine değil, tam olarak hiç kimseyi ayırmaksızın kamuoyunda nasıl karşılandı sizce? Sizce tepkiler ne durumdaydı? AKP istediği oranda desteği aldı mı? Yoksa seçim öncesindeki bu Kürtlerle Türkler arasında, farklı etnik kimlikler arasında oluşan o geçişlilik burada da kendini gösterdi mi? Güzel bir soru aslında. Biz de güzel bir cevap veririm o zaman. Matematiksel olarak yaklaşalım. AKP ve MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın %45 tabanı var bu ülkede. Yani genel seçimler bazında baktığımızda, yerel seçimlerde elde ettiğimiz sonuçlar. Bu %45'in %45'i iyi desin iyi, kötü desin kötü. Yani tam bir biatçı kültür içerisinde. Geriye kalan 55'lik... Toplumsal muhalefet açısından. Aynen. 55'e bakmak gerekiyor. 55'in içerisinde HDP'si var, İYİ Partisi var, Saadet Partisi var, CHP'si var. Hani kendilerini herhangi bir siyasi parti görmesi de konjektürel oy kullanan, stratejik oy kullanan muhalefet var. İyisiyle kötüsü de. Böyle bir gerçek. Adalet Kalkınma Partisi 45'i cebine koyarak yola çıktı. Ve İYİ Parti'nin büyük bir kısmını, tabanlı bir kısmını en azından kayyumlar konusunda ikna etti. CHP'nin azımsanmayacak %20'si ama total seçmende %5'i diyeceğimiz bir ulusalcı, milliyetçi tırnak içinde kendilerini Kemalist olarak adlandıran grubunu da ikna etti. Bu politikada sadece ikna etti. Diğer konuda ikna etmedi tabii ki. Politikalarını tabii ki muhalefet edecek bu insanlar ama bu bir yakınlaşma sağlamış oldu. Cumhur İttifakı ile toplumsal muhalefetteki milliyetçiler arasında bir organik bağ kurdu. Bu bağı da Kürt sorunu üzerinden kurdu. Ama şu da bir gerçek. Adalet Kalkınma Partisi içerisinde azımsanmayacak Kürt muhafazakar oylar var. Evet. Bu oyları da kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ama işte burada yürüttüğü politikada sadece ben değil aslında toplum, diğer partiler de bu konuda destekliyor. Bu bir Adalet Kalkınma Partisi'nin sorunu değil. Devlet sorunu, devlet meselesi. Hani kendi ifadeleriyle beka meselesi olarak atlettikleri için ve iktidarın bu jargonuna, bu oyun politikasına muharefetle uyduğu için onlar da kayıpla çok olağanüstü yaşanmayacak. Zaten yaşanabilecek en üst kaybı yaşandı. Çözüm sürecinden sonra yaşanan patlayan bombalar, gözaltılar, tutuklamalar. Adalet Kalkınma Partisi hala belli bir Kürt kesimini oy alıyorsa o artık o kişinin zaten başkalaşım geçirmiş demektir. Onlardan zaten umudunu kesmek de gerekiyor toplumsal muhalefetin. Evet. Yaptığımız matematikte aslında AKP'nin %60-65 zaten aritmetik olarak 52 bandı. Ben
tabii reklam gibi olacak ama kayyum olduğunda, hatta bunu ilk meclis aritmetiği açısından da, toplumsal kamuoyu anketler açısından da baktığımızda önceki yapılan anketlere, ben şunu demiştim: bu kayyum operasyonunun amacı %51 operasyonudur. Ve ismini bu şekilde koymuştum. Bunu soracağım size. Kayyum konusunda bu oranda bir kitleye ulaştılar. Fazlasına ulaştılar hatta. Fazlasına ulaştılar. Peki bu noktada sağladıkları destek, AKP'nin yapmak istediği diğer hamleler için iktidarını sağlamlaştırmak üzere çıktığı yolda işine yarayacak mıdır siz? Yani buradaki yeterlilik diğer tüm adımlar için, artık ne düşünüyorlarsa, diğer tüm planlar için bir yeterlilik sağlayacak mı sizce? Yeterlilik sağlamayacak. Şöyle diyelim. Her politikanın farklı destekçileri, farklı karşılığından kitleleri vardır. Bu siyasetin doğasında olan bir şey. Ama bir şekilde etkileşime geçmişlerse, bir şekilde onları ikna etmişler, bir politikada yanlarına almışlarsa, bir kısmını kopacağını zaten göze alıyorlar. Şimdi biz burada matematik olarak baktığımızda %60'a yakın bir kitleyi şu anda iktidar kayyum meselesinin arkasına aldı kitlede. Ama başka bir politikada yine %45 ile başlayacaklar, ama o %15'lik biraz önce kayyum meselesini ikna ettiği kitlenin acaba %5'ini, %6'sını tekrar kazanabilir miyiz diyecek. Bir kez kazandıysak yine kazanırız mantığıyla yaklaşacaklar. Ve bu noktada daha da şövenist, daha da milliyetçi ve daha da radikal politikalara gidecekler. Çünkü kazanmak zorundalar. Başka şansları da yok. Keza bu iktidarı diğer iktidarlardan ayıran en büyük özellik, bir kez kaybederlerse bir daha asla toparlanamazlar. Onun için kaybetme lüksleri yok. Ve bu mücadeleyi de bu eksende daha sert, daha kırıcı, daha akıl almaz, pervasızca yapıyorlar. Peki. Çok teşekkür ederim Gökhan Bey. Haftanın bütün konularını enine boyuna değerlendirdik. Tekrar hoş geldiniz. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Haftaya esas meselede, gündemin öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızda olacağız. İyi akşamlar.